maanta waa maalin kale oo adduunyadu ay haddana tiraahdo war hadhay Soomaaliya waa la maal gasho kara war meesha waa wanaaga ka jira war waa dhaqaale ka jira war fursada ka jirta la yiraahdo haddana laana markabkan inuu meesha soo istaago ma aheyn wax iska yimiday ma aheyn markab container wado ama maxaan ku raaday shamiinta iyo maxaan ku raad bariis wada ma aheyn markab casri ah technology meeshaas marka la yiraahdo dalka turkiya uu lahaa ayaa la socda waxaa la socda maraakiib aad iyo aad u qiimo badan oo qaali ah oo maxaan ku raaday ciidamada badda ee turkiya ay leeyihiin oo sida heshiiska ku cadeeda qayb ka ah marka waxaad dareemaysaa mar kale soomaaliya in dib loo soo mari lacay waxaana rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego waayahan daboodhan dhowr saddexdii usbuuc oo markabkaas uu soo socday iyo usbuucyadii ka horreeyey oo heshiiska wixii ka dambeeyey soomaaliya danayn badan in lasoo wada aadayay su-aalo badan maxaan qaban karnaa maxaan idinla qabsan karnaa maxaa haysaano fursado ah oo maxaan ku irahday ka wada faa'idi karnaa su-aalahaasoo dhammay in hadda muxuu ay nala weydiinayo waxay daliil u tahay in mar kale adduunyadii ay dib noogu soo jeesatay oo ayna soo eegeyso waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeedna aan ka rabaa in aanaan beer daraynin fursadahaas fursadahaasi sida keliya ee ugu habboon shabaab nagama hor istaagi karo cadow kale oo ajnabi aan nagama hor istaagi karo hal shay bas ayaan u baahannahay inaan la nimaado waa maxay dowlad wanaag iyo dowlad rasmi ah oo dalka ka hana qaado oo soomaalidu ay heshiis ku tahay oo ay isla wada wadato oo ay maxaan ku irahdaa darfaha xajarulaswadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaan ku irahdaa iyadoo laysku haysto uu yidhi qabta marada darfaha darfaha inay dadka soomaaliyeed ka wada qabtaan dowladnimada oo aan dowladnimadeennu xoojinno waayo haddaanan dowlad xoog la haysanin anaan helin oo sharciyad xoog la leh ay caalamka una siinayo oo midba turkiya ayna siiyeen ay ugu horumarto sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan ku booriyo waa fiicannahay dalkanagu waa fiican yahay khayraad badanaan haysannaa wanaag badanaan leenahay meesha dalkeennu uu ku yaallaa muhiim ah walaalo fiican oona garab istaagaya iyo saaxiibo fiican ayaan caalamka ku leenahay soomaaliyey annagu aan iska kacno annagaa isku fadhinne eh annagu aan iska kacno adduunyada siday u nooshahay aan u noolaanno adduunyada sida ay dowlad u leedahay aan u yeelanno ma ahin mana noqonayno dalkii ugu horreeyey ee batrool shidaal soo saarto ama yeesho ma noqonayno waa nalooga horreeyey qarniyaalaa nalooga horreeyey khibrad badanaa adduunku leeyah waa aragnaa dadka batroolka soo saaray ee ka faa'iday siday uga faa'ideen waa aragnaa kuwa ka faa'idi waayey ee inta boob ugu jeestay isdhacay ee isku dilay lacagtii shidaalka ka timid ee isku dulleeyey ee maxaan ku irahaa dadkooda ku laayay dhiiggooda ku daadiyeyna waa aragnaa labadaba caalamkay joogaan midda aan dooranaynaahi waa khiyaar annaga aan leenahay annagayna jirtaa inaan batroolkeenna horumarka wanaagga sharafta iyo karaamada iyo haybadda ummadda waddan casri ah nolol casri ah dad maxaan ku irahaa qudrad leh inaan ku maal gashanno wixii aan ka helno khayraadkeenna iyo inaan xabado iyo madaafiicna looga iibsado oo aan annaga isku lahayno lacagtuna ninka xabadaha naga iibiyey aado labadaas waddaa horteenna ka muuqata waa inaan qaadnaa midda saxda ah oo ah khayrka ilaahayna siiyey intaan ilaahay uga mahad celinno inaan ummaddeennana waxa ay mudan yihiin iyo nolosha ay mudan yihiin iyo haybadda iyo karaamada ay mudan yihiin inaan ku siino ay ku helaan waayo waddada saxdaa inaan marno ilaahay hadda waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u mahad celiyo bogaadiyo meesha ay mashruucan iyo heshiiskan ay ka istaageenba inaan ku bogaadiyaan rabaa si gaar ah fursaddaa waxaan rabaa inaan uga faa'idaysto u mahad celiyo xukuumadda dan qaran iyo baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee heshiiskaas si wada jir ah oo aan ka hor imaad lahayn u ansixiyey fahmay
أركي دريمي مصلحة كجرتا سي وذا جرأة وأنسحية وأقبالي آد يا آد أياد ومهاد عرينيا وحي السحظة آيات قرتين ودري السحظة آيات مرتين واي وحكستنا وإنتا سولولو سيدا وادايو سيدا آن هشيسكو وأنسحنا سيدا آن أريد أسود دوين سيدا ويدش النبي من مركة قاركوت حتى محاكو هذا السوشيال ميديا وحيابا أنا بونين كد يجري أي أقو مدوبين دلكي إن أو محاكو هذا واعس الأبري هورا أو أسي سعوده أي محاو أي أتاقين سوشيال ميديا بحديسة أي راسنا وعلامات كلا أو تلماميس سوماليوي ما أنت مالين أنك فرصة في عنا هاي نما سومارين مال ما كلا أو فرصة في عنا نوينو سو سعودان دب اسكمي مادان فرصدوه هدي ماذا اسكما قرحون هذا فرصة دوالة طالية تي إلهي كسية مويانة مركي دلالة فائدة والا قشتايا والا حقيجيا إن أي محان كورا مصلحتها انتاس أيام جوغنا İşbirliğimiz en önemli parçasından bir tanesi enerji alanıdır. Türkiye olarak Somali'yi Afrika kıtasında en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Başta petrol, doğalgaz olmak üzere enerjinin tüm alanlarında işbirliklerimizi önümüzdeki süreçte de daha da geliştirmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizin Somalis'te gerçekleştireceği söz konusu faaliyetler bu işbirliği için adeta bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, kıymetli katılımcılar, ülkemizin Somali ile enerji alanında attığı önemli adımları ve bugüne nasıl geldiğimizi de kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'de ve dünyada büyük birçok projede yer alan milli petrol şirketimiz Türkiye Petrolleri'nin Somali'de petrol ve gaz alanında faaliyet göstermesi için hükümetler arası müzakerelerimiz 2020 yılında başlamıştı. 2024 yılında yani bu yıl karşılıklı fayda temelinde yürüttüğümüz müzakereler sonucunda Türkiye ve Somali arasında hidrokarbonlar alanındaki anlaşmayı 7 Mart'ta İstanbul'da değerli meslektaşım ile birlikte imzaladık. Ardından 18 Temmuz 2024 tarihinde Somali hükümeti ile Somali deniz alanlarında her biri yaklaşık 5000 kilometre karelik alanı kaplayan 3 blok için üretim paylaşım anlaşması imzaladık. Bu çerçevede Oruç Reis gemimiz yaklaşık 5750 kilometre kare 3 boyutlu sismik arama yapacak. Ve 6 ay sürmesini planladığımız bu sismik arama faaliyetlerinden elde edilen veriler değerlendirildikten sonra sonuçlara bağlı olarak sondaj aşamasına geçeceğiz. Somali'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimiz kapsamında ülkelerimizin kalkınmasına katkı sağlayacak keşifler yapmayı, ardından mümkün olan en kısa sürede üretime başlamayı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün bu süreçlerde bizlerden desteğini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer Somali Devlet Başkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud'a, Somali tüm yetkililere, özellikle Savunma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur kardeşime, teknik çalışanlara ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli misafirler, bugün ayrıca Türkiye Petrolleri ile Somali Petrol İdaresi arasında yeni bir anlaşmanın da imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma ile Somali kara alanlarında da petrol ve gaz arama faaliyetleri yürüteceğiz. Böylece deniz alanlarındaki işbirliğimizi daha da genişletmiş olacağız. Somali'de hem deniz alanlarında hem kara alanlarında elde edilecek başarılar ülkelerimizin enerji güvenliğine ve halklarımızın refahına inşallah katkıda bulunacaktır. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sadece Somali'ye değil, aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacaktır. Elbette Somali'nin gelişmesini, büyümesini istemeyenler bizlere engel